Eminim birçoğunuz anamorfik sözcüğünü duymuştur. Özellikle sinemaya ilgi duyanların kelime dağarcığında mutlaka yer alan bir cümledir. Peki nedir bu anamorfik, ne işe yarar? Herkese yeniden selamlar. Bu kanalda ilk defa video izliyorsanız ben Özgür. Anamorfik lensi size en basit haliyle özetlemek için birkaç görüntü kaydettim. Ekrandaki görüntü standart bir kayıt halinde benim elde edeceğim görüntü. Sağ ve sol üstlerde 2 adet post-it ile bu kadrajın sınırlarını belirledim. Şimdi iPhone 13 Pro Max'e Sandmarc Anamorphic Lens monte ediyorum ve görüntüdeki değişime dikkat etmenizi rica ediyorum. Fark ettiğiniz gibi görüntü sağdan soldan basılmış ve sıkıştırılmış bir hal aldı. Bununla da kalmadı, az önce görüntüde olmayan alanlarda kadraja girdi. Pratikte bu taktığım lens açıyı genişleterek normalde kameranın göremeyeceği bölümleri de filme ekledi. Ancak fazla alanları 16:9 formatındaki bu kadraja sığdırabilmek için sağdan soldan içeriye doğru sıkıştırdı diyebiliriz. Biz bu görüntüyü video editleme programımızda yeniden açarak normal görüntüye ulaşabiliriz. Ya da şu an kullandığım Filmic Pro uygulamasının ayarlarına giderek harici bir lens kullandığımı söyleyebilirim ve uygulamanın görüntüyü anında normalleştirmesini sağlayabilirim. 16:9 formatındaki kadrajımız Sandmarc Anamorphic Lens ile 1/2.75 formatında bir görüntüye dönüştü ve kadraja sığan objelerde artış oldu. Bunu mümkün kılan lense yakından bir bakalım isterseniz. Sandmarc'ın test için gönderdiği bu ürün aslında 12 Pro Max için tasarlanmış bir kılıfla geldi. 13 Pro Max için biraz daha zamana ihtiyaçları vardı o tarihte, ancak şu anda sanıyorum 13 Pro Max için de bu siparişi verebiliyorsunuz. Ancak içindeki universal mandal sayesinde herhangi bir telefonla da kullanılabiliyor. Yumuşak saklama çantasının içinde lensin kendisi var. Hem ön hem de arka yüzeyini koruyan plastik kapaklar mevcut. Bu lensin tek yeteneği kadrajın formatını değiştirip içine daha fazla görüntü sığdırmak değil elbette. Lens flare diye tabir edilen ışık yansıması gibi doğal bir efekti de içinde barındırıyor. Lensin camına belli açılardan yansıyan ışıkların yarattığı hüzmeler aslında birçok filmde izlediğimiz o görüntüleri andırıyor. Bu lens sayesinde bu efekti cep telefonumuzla da oluşturabiliyoruz. İstanbul'da bulunduğum kısıtlı sürede Sandmarc Anamorphic Lens ile kaydettiğim bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Bu çekimlerin çoğunu elle yaptığım halde zaman zaman faydalandığım bir ikinci ürüne de videonun bu kısmında yer vermem lazım. Yine Sandmarc'a ait Pole Film Edition isimli yardımcı alet aslında selfie çubuğu diyebileceğimiz formatta bir ürün. Tabi malzemesinin tamamının alüminyum olması, sağlam kilitleme mekanizmalarına sahip olması, telefon tutucusunun üzerine mikrofon ya da isteğe göre yardımcı ışık montajına olanak veren tasarımı ile premium diyebileceğimiz bir ürün kategorisinde. Çeşitli boyutlarda ayarlanabilen uzunluğu ister dar ister geniş kadrajlar oluşturmamıza olanak sağlıyor. Telefonu yerleştirdiğiniz tutucu oldukça sağlam. 13 Pro Max ile sorunsuz kullandım. Bu mekanizma hem yatay hem de dikey kullanımlara izin veriyor. Sosyal medya içerikleri üretenlere iyi bir yardımcı olacaktır. Bu ürünü kullanarak İstiklal Caddesi'nde yaptığım kısa yürüyüşün videosunu paylaşıyorum. iPhone 13 Pro Max ile yaptığım çekimde üst tarafa da Rode Wireless Go 2 monte ederek ses kalitesini optimize etmeye çalıştım. Ben çekim yaparken 13 mini elde beni çeken arkadaşım Gökhan'a da teşekkürlerimle. Oho, bayağı uzuyormuş bu ya. Evet, herkese İstanbul'dan selamlar. Bugün İstiklal Caddesi'nden bir vlogla karşınızdayım. Aslında şu anda test ettiğim cihaz Sandmarc'ın bana gönderdiği bizim selfie çubuğu dediğimiz cihazın bir benzeri. Ama tamamen metalden yapılmış, oldukça sağlam bir görüntüsü var. Hatta şu kadar uzakta tutabiliyorum. iPhone 13 Pro Max'in ön kamerasıyla yollardayım ve sanıyorum kadraja girmiyor. Yani uzunluğu oldukça uygun geldi bana. Çünkü normalde biliyorsunuz böyle kolunuzu yukarıda tutmanıza gerek kalmadan da kayıt yapmanıza imkan sağlıyor. Çok ağır değil, alüminyum bir malzemeden yapılmış hafif bir metal biliyorsunuz. Ve bu tarz kullanımlar için bence gayet uygun görünüyor. Üzerinde şu anda iPhone var ve onun üzerinde de Gökhan şu anda beni çekiyor sağ olsun. Mikrofon takabileceğimiz bir bölüm var. Oraya ben Rode Wireless Go 2'yi taktım şu anda. Sesi de şuradan alıyor. Umarım iyi alıyordur. Biraz rüzgarlı da bir hava var ama testimiz için arkadan el sallayan arkadaşlara da el sallıyoruz. Evet, fena görünmüyor. Videoda nasıl olduğunu merak ediyorum açıkçası sarsıntı açısından. Ön kamerayla çekiyorum. Arka kamerayla çekmiyorum. Onu da belirteyim. Arka kamerada biliyorsunuz 13 Pro Max'te zaten optik görüntü sabitleme özelliği var. Shift sensör dedikleri, sensör shift dedikleri daha doğrusu. Sensörün hareket ettiği bir durum söz konusuydu. Ön kamerada öyle bir şey yok tabii ama yine de kullanılabilir bir görüntü aldığımızı düşünüyorum. Evet, bu kanalda klasik Apple ürünleri dışındaki ürünlere yeterince ilgi olmasa da ben en azından kendimi tek düzelikten biraz kurtarmak için biraz da ilgi alanlarım dahilinde videolar hazırlamak için bu videoyu hazırladım ve sizlere sundum. İhtiyacı olan varsa, bütçesi yeten varsa karşılamak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum. Bu tarz videoları sevenler varsa da onları da abone olmaya davet ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.